Bugün sizlere çok çok başarılı geçen bir ziyaretin özetini yapmak, sizlerle bir söyleşi yapmak ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin bundan sonra nasıl gelişebileceğine dair bazı bilgiler sunmak için bir araya geldik. İlişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi alınan sonuçların temelini oluşturdu. Ekonomik alandaki işbirliğinin artması ve Türkiye'den Kırgızistan'a daha fazla yatırım getirilmesi konusunda hemfikir kalındı. Halihazırda 500 milyon dolar olan yıllık ticaretin 1 milyar dolara çıkartılması kararlaştırıldı. Türkiye'den büyük şirketler Kırgızistan'da 720 milyon dolarlık inşaatlar, büyük yatırımlar yapmış durumdalar. Önümüzdeki 20 yılı kapsayan projeler kapsamında çok daha fazla büyük Türk şirketinin Kırgızistan'a gelerek Kırgızistan'ın altyapısına, üst yapısına yatırım yapılması kararlaştırıldı. Turizmin geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin elde ettiği deneyimi Kırgızistan'a aktarmak konusunda projeler üretilecek. Tarım, gıda, hayvancılık, su ve madencilik konusunda bilhassa Kırgızistan'da yatırım, Kırgızistan'da üretim ve Kırgızistan'dan ihracat konusunda hemfikir kalındı. Sanayi ve sektörel stratejilerin geliştirilmesi konusunda KOBİ'lerin, yani küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin kat ettiği mesafeleri, deneyimleri Kırgızistan'a aktarabilmek ve ortak projeler üretilmesi konusunda Cumhurbaşkanlarımız anlaştılar. Karma Ekonomik Komisyon toplantısının 2019 yılının ilk yarısında yapılmasına karar verildi. Türkiye'nin Kırgızistan'a şu ana kadar yaptığı kalkınma yardımlarının toplamı 1 milyar doları buluyor. Ve bu yardımların büyük bir oranı da TİKA aracılığıyla yapılıyordu. İki Cumhurbaşkanı'nın yaptığı görüşmeler sonucunda Kırgızistan'ın oblastlarının kalkındırılması kapsamında TİKA'nın yardımlarının oblastlara daha çok yoğunlaşması konusunda karar verildi. Kırgızistan'dan Türkiye'ye her sene 100 kişiyi tedavi amaçlı gönderiyoruz. Aynı zamanda 30 askeri hastayı her sene gönderme kontenjanımız var. Bu kontenjanlar aynen devam edecek ve belki de biraz ilerletmek, daha fazla kontenjan sağlanması hususunda da karar verildi. Eğitim alanındaki işbirliğine geldiğimizde Manas Üniversitesi'nde yeni bir tıp fakültesi kurulması, hukuk fakültesi kurulması konusunda çalışmalar başlatıldı. Türkiye'deki kurulu Marif Vakfı'nın artık tüm dünyada olduğu gibi Kırgızistan'da da çalışması hususunda önemli bir aşamaya gelindi. Yakında Marif Vakfı da Kırgızistan'da çalışmaya başlayacak. Yunus Emre Kültür Merkezleri'nin Kırgızistan'da kurulmasına karar verildi. Askeri alanda da mevcut işbirliğimizin geliştirilerek sürdürülmesi kararlaştırıldı. Türkiye, Kırgızistan'ı bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda da destekleyecek. Dolayısıyla Kırgızistan'ın uluslararası kuruluşlarda, mesela Birleşmiş Milletler olabilir, AGİT olabilir, başka uluslararası kuruluşlar olabilir, bölgesel kuruluşlar olabilir. Orada da Türkiye Kırgızistan'ı destekleyecek, Kırgızistan da Türkiye'yi destekleyecek. Dolayısıyla siyasi alanda da çok önemli bir geleceğe doğru gidiyoruz. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler olması gerektiği kardeşlik ve dostluk eksenine tekrar dönmektedir ve yeni bir döneme giriyoruz. Çok yoğun bir işbirliğinin yaşanacağı, birlikte çalışacağımız güzel günler bizi bekliyor.